4 aylık hamileydim evlendiğimiz zaman. Nihayet uçak iniyordu Paris'e. Doğruca nikahın kıyılacağı başkonsolosluğa gidilecekti. Ama önce tabii ki bir otelde gelinlik giyilecekti. Gelinliğiyle son derece mutlu bir görüntü çizen Hülya Avşar, nikah arkadaşlarına takmıştı kafayı. İnanışa göre gelinin ayakkabısının altına isim yazılırsa arkadaşının da kısmeti açılacaktı. Hülya Hanım da Reha Muhtar'dan başladı. Ayağımın altına şimdi kimin ismini yazalım? Önce senin adını yazayım. Kalem verdim. Nereye yazıyorsun? Ayağımın altına. Nedir o? Bekar insan. Bekar evlenmiş. Nerede? Hemen yazalım. Var mı bir şeyler? Nedir? Şimdi adını yazacağım önce. Evet. Reha. Evlenmem için. Evet. Kendi başını yaktı, bir başını yaktı. Hülya Avşar kendisini merakla izleyen bir Fransız bekarı da kattı listeye. Damat Kaya Çilingiroğlu da telaş içindeydi. Bir yandan Hülya Hanım'a gelinliği taşımasına yardım ediyor, zaman zaman da bir fotoğrafçı gibi resim çekiyordu. Ardından nikahın kıyılacağı Paris'teki konsolosluğumuzun yolunu tuttular. Ben Hülya Avşar, onun 63 doğumluyum. Başka ne demem gerekiyor? Ana baba, anne baba adresi. Anne Emral, baba Celal Avşar. Sıra Kaya Çilingiroğlu'ndaydı. Ben Hüseyin Kaya Çilingiroğlu. Başkonsolos Engin Bey ardından final sorusunu sordu. Kaya beyefendiyle evlenmek istiyor musunuz? Evet. Siz beyefendi. Evet, istiyorum. Bastım. Mutluluklarına diyecek yoktu. Şampanyalar patlatıldı ve yüzükler takıldı. Onlar artık karı kocaydı. Hülya Kaya çifti otele dönerken Paris'te belki de hayatlarının en mutlu günlerini yaşıyorlardı. Yüzlerinden gülücük hiç eksik olmuyor, sokakta, otelde, her nerede olursa olsun dans edip eğleniyorlardı. Bir süre ortadan kayboldu çift. Sonra gelinliğini çıkaran Hülya Avşar'la çiçeği burnunda damat Kaya Çilingiroğlu'na bu kez Şanzelize sokaklarında rastladık. O sırada Hülya Avşar'ın babası aradı telefonla. Nasihatler yağdırıyordu. Birbirimize karşı saygı ve sevgiyi yitirmeyecek bir şey. O zaman mutlu olurmuşuz. Çok mersi. Sonra Kaya Çilingiroğlu Hülya Avşar'ı sıkıştırmaya başladı. Cinsiyetlerinizi öğrenip daha sonra diğer sorularını sorayım. Henüz evli bir kadın olarak hissetmiyorum kendimi ama herhalde hayatımda bir değişiklik olmayacağı içindir bu.
Size öyle geliyor olabilir mi acaba? Aa, bu ne demek? Açık ve seçik ifade ettim ben. Ne demek o? Bir kaba. Peki bu arada bebekle ilgili biraz görüşmeniz alalım. Bebeğinizin cinsiyeti belli oldu mu? Vallahi size göre belli. Erkek deyip duruyorsunuz her tarafa. Ben mi diyorum, doktor mu diyor? Doktor öyle bir şey söylemedi daha. Bir erkek olduğunu düşünelim. Nasıl yetiştirmeyi düşünüyorsunuz? Ayda. Nasıl yetiştirebilirim acaba? Vallahi hiç düşünmedim henüz. Ama en iyi şekilde yetiştireceğinden eminim. Babasına benzesin yeter diyorsunuz. Onu düşünmem lazım. Neyi düşünmeniz lazım? Babasına benzip benzemeyeceğini. Yani siz şu anda hata mı yaptın demek istiyorsunuz? Vallahi biraz daha konuşmaya devam edersen onu da değil. Çift bu güzel sohbetten hemen sonra doğruca kana gitti ve dillere destan bir balayı başladı. Önce Akdeniz'in sıcak sularına attılar kendilerini. Öylesine mutluydu ki Hülya Kaya çifti. Adımı taşıyan tişörtlerim siyah ve beyaz olmak üzere 15 yıldır devam ediyor. Siyah beyaz Beşiktaş olan sevgimden gelen bir durum. Hani insanlar resim yaparlar ya, fotoğraf çekerler, resim yaparlar ya. Acayip böyle kendilerini kaybederler. İşte ben de böyle tişörtleri keserken kendimi kaybediyorum. Hülya Avşar ve tenis turnuvaları 17 yıldır devam ediyor. 17 yıldır da geliriyle tenisçi çocuklara burs veriyor. Veya eğitimde ihtiyacı olan çocuklara burs veriyor. Hülya Avşar tenis turnuvalarında mutlaka engelli tenisçi sporcularımıza da yer veriyoruz. Hülya Avşar kapının sonuna geldik. Bu kupaların hepsi bugün benim tarafından bütün oyuncularımıza takdim edilecek. Bizim meslek öyle nerede akşam orada sabah öyle değil. Şöyle değil. Saatinde işini yapacaksın. Saatinde işini yapacaksın. Hiçbir yere geç kalmayacaksın. Disiplinli olacaksın. İnsanlara saygı duyacaksın. Onun dışında bu meslek yapılmaz. Öyle keyif olsun diye daha işin başındayken bir sürü kullanmadığın odası olan evlerde yaşamayacaksın. En lüks arabaya bineceğim diye hava atmayacaksın. İnsanlar sana saygı duysun diye parmağına kocaman bir tek taş takmayacaksın. Olmaz. Olmaz. İşini yapacaksın. Ve en başarılı olduğun zaman da en korktuğun zaman olacak. İşte o zaman en çok. Ne yapabilirim diye düşüneceksin. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Bütün bunları niye yapacaksın? Niye yapacaksın? İleride istediğin arabayı almak, istersen kullanılmayan odaları olan bir evde oturmak, istersen istediğin mücevheri almak için. Evet, onun için. Ama önceden beni dinleyeceksin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Bak, bir şey söyleyeceğim sana. Şunu bil ki. Eğer yolun sonunda seni sevecek, sana sarılacak, her an yanında olabilecek bir ailen yoksa, maddi ve manevi de huzur içinde değilsen ailenle beraber, o kazandığın parayı anla işte ne demek istediğimi, yani bir tarafı. Ay.
Öyle yap bence. Bak beni dinlemiyorsun, çok bozuluyorum sana çakal. 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 Ne yapıyorsun orada? Gel buraya. Gel buraya. Ben bir saattir kime anlatıyorum? Kime anlatıyorum? Şu halime bak. Allah Allah. Bizim mesleğimiz çok... çok uyanık. O kadar uyanık ki böyle... Mayın tarlasına yürür gibi bir şey bu.